Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Hakikaten bir bomba kucağımızda. Yani vardır ya dün yediğiniz hırmalar bir gün tırmalar diye. Bu KKM bizim gerçekten başımıza büyük bir iş olacak. İlk başlarda biliyorsunuz bunu çok böyle acayip bir enstrüman gibi çıkardılar. Çünkü niye? 18 liradan bir anda kuru 10 lirada gördük. Aslında bu KKM'nin etkisi değildi. Sadece o sıra dolar TL'nin geldiği noktalar çok aşırı değerlenmiş. Hani belki yani aşırı değerlenme derken hani 8 liradan 18 liraya 2-3 ay gibi bir sürede gitti. Yani bir anda çok overperform etti. Ama tabii bunun arkasında ne vardı derseniz tabii bunun arkasında NAS vardı, açıklamalar vardı, iteleme vardı, kakalama vardı. Yani o 14 liranın üzerindeki o köpük 18 hareketi bilerek yapılan bir gecede komple bertaraf edildi ve bu enstrüman da bir anda sanki çok acayip bir şeymiş gibi bize anlatıldı. Biliyorsunuz Sayın Bakanımız çıktı heyecanlı, çipil çipil gözlerle bu enstrümanın ne kadar başarılı olduğunu falan anlattı. İşte dedi biliyorduk dedi bir şeyler olacağını falan biz satmadık düştü falan. Tabii o iş pek öyle olmadı ortaya çıktı sonra gene. Şimdi Sayın Bakan gene bir şeyler söylüyor. Sayın Bakan aslında hiçbir şey söylemese daha iyi olacak gibi. Ama şurada bir gerçek var ki şunun çok farkında değiller mi nedir bilmiyorum ama o KKM'de toplanan o para aslında bir dolar long pozisyon ve sizin elinizdeki bir bomba. O bombanın da ne zaman, nerede, nasıl patlayacağı da hiç belli değil. Şimdi işte KKM'yi son buldururlar mı, ne kadar uzayacak, mecbur uzatmak zorunda kalıyorlar. Çünkü zamanı uzatmazlarsa oradaki para bu fiyatlardan yani 15'li seviyelerden tekrar zaten dövize geldiği anda arkadaşlar bir anda kendimizi 17-18 lirada buluruz. Zaten enflasyon hani ne olduğu belli değil. Zaten yurt dışında ortalık 10 yıllıklar yükseliyor. Dolar endekslerinde şu anda bir düzeltme var. Bu seviyeleri kırarsa tekrar bir hamle yapabilir. Yani dünyada karışıyor ve bu sefer tam böyle ballı kaymaklı elimize bir nur topu gibi yeni bir kriz gelecek. Ha, şu anda geçiştiriyoruz gibi gözüküyor ama pek de öyle de değil. Yani işte bakıyorsunuz mesela bugün şimdi göstereceğim dolar Güney Afrika dolar paritesine mesela. Dolar orada değer kaybediyor. Globalde mesela DXY tarafında bir böyle bir sıkışma var ama yani Türkiye tarafında hep böyle şey hani KKM'ye rağmen ve içeride şu anda herhangi bir gelişme olmamasına rağmen devamlı bir yukarı, yukarı, yukarı ve hep şunu söylüyoruz ya yani artık aşağıda o 14.58'lerin altında, 14.58'lerin altında kapanış gelmediği sürece buradaki trendin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Hele hele 15'li seviyeler üzerine taşınmaya başladığımız anda bu 15, 15.48, 14.58 diyelim yaklaşık 40 liralık bir bant. Bunu üzerine koyduğunuz zaman bir anda kendimizi 15.40, 15.50 bandında buluruz ama bunlar çok önemli değil. Buradaki önemli olan hikaye şu aslında. Tabii ki önemli olan hikaye bizim çipil çipil gözlerimiz yani buradaki başka hiçbir şey önemli değil yani takmayın hani enflasyon hani bir enstrüman çıkarırsınız düşürürsünüz yani şey çok ilginç. Yaklaşık herhalde 5-6 aydan beri o dolar krizinden sonra hiçbir gerçek anlamda bir makro ekonomik bir atılım yapılmaması, hiçbir gerçek tedavi yapılmaya çalışılmaması, yani işte sadece çıkıp böyle umut verici o da hani yersen konuşmalar dışında hiçbir şey yok. Yani biz zannediyoruz ki siyaset yaparak, hamaset yaparak biz bu doları düşüreceğiz. O iş öyle olmuyor. İşte gözlerdeki ışıltı bilmem ne. Diyorum ya yani 18'de görürsün bir gün doları gözünün feri kalmaz. Bir bakarsın sonra 22-24 aa ne oluyor dersin. Ha diyorum ya sonra dersin ki aa çok üzüldük. Üzüldük dersin geçer gidersin. Ama buradaki bu KKM'deki bu biriken para bizim başımıza büyük dert arkadaşlar. Yarın öbürsü gün zaten buradaki ortalığı bütün patlatacak olay bu. Ha. Doğru bir adım atarlarsa bu noktaya gelmeden, son noktaya gelmeden gerçekten doğru bir işte ne bileyim Mehmet Şimşek'in adı geçiyor.
Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek niye? Mehmet Şimşek hani şapkadan tavşan mı çıkaracak? Yok. Sadece şu olabilir. Dışarıdaki yatırımcıya güven verecek bir isim. Merkez Bankası'nın özgürlüğünü, bağımsızlığını tekrar alabileceği bir isim. Yurt dışı portföyleri Türkiye'ye çekebilecek bir isim getirilir ise bu senaryo ters döner. Yani nasıl ters döner? Dolar kurunu tekrardan işte 13'lü seviyelere doğru geri çekildiğini, borsanın bir %30, %40 yaptığını görürüz bir anda. Böyle bir şey yaparlar mı? Sanki son noktaya kadar pek bir şey yapmayacaklar gibi duruyor. Ama yani bu işin arkadaşlar tek bir çıkışı var. Tek bir çıkışı. Eğer bu sefer de dinlemezler, bu sefer de burunlarının diklerine devam ederlerse, aynı politikada, aynı kafada devam ederlerse, bu işin sonu çok kötü. Çünkü enflasyon artıyor. Dolar kuru durmuyor. Dolar kuru önümüzdeki 6-7 aylık projeksiyonuna da baktığınız zaman hala çok rahat 18-20 seviyeler, hiç hani hiç uzak değil, öyle söyleyeyim. Yani ya şimdi ben bazen video çekerken şeye de şaşırıyorum. Ulan hani ben normalde böyle konuşmam, biliyorsunuz. Beni 3 yıldır ben böyle, ama ben bile artık hani zaten geçen seferki o çıkışı hani ağzım açık izlemiştim gerçekten. Çünkü hani bu kadar bilerek bir şeyler yapılmaz yani. Şimdi orada o kurun 18 lirayı görmesi arkadaşlar bir realite değildi. O kurun görebileceği maksimum seviyeler 12.50, 12, o civarlardı. Biz bunu kendi kendimize yaptık. İteledik, iteledik, zorladık, zorladık, zorladık. Sonra da bir anda orada servetler el değiştirdi. Kim ne para kazandı, kim kaybetti? Artık yani onunla ilgili de galiba mecliste sorgu vermişlerdi. Onu da kabul etmemişlerdi araştırılsın diye. Halbuki o kadar basit ki. Yani o dönem kimler dolar almış, kimler dolar satmış yüklü bir şekilde. İşte Forex platformlarından kimler işlem açmış yüklü bir şekilde. 2 saniyede size bulurlar. Bakın 2 saniye sürmez. 2 saniye sürmez. Tık 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 çıkar. Kimler haksız kazanç elde etmiş anında çıkar. Ama istersen, istemezsen bir bardak su içersin, olur biter. Şimdi dolar TL'nin hani niye sıkıntılı olduğunu şöyle konuşalım. Bakın şimdi 14.58 aşağı kırılmadığı sürece diyoruz ki artık burada hala yön yukarı. 58 aşağı kırılırsa buradaki trendin hani bir şey olması lazım ki hani bunun tekrardan 14'lü seviyelere doğru bir gelişme olması lazım. Şu anki konjonktürde yön hala yukarı. Gördüğünüz gibi devamlı yukarı bantları zorlayan bir dolar var. Yurt dışında DXY tarafında bakın şuradaki şu düzeltmeyi hala izliyoruz. Bu bir de yukarı kırarsa bantlar da daralıyor ve dolar endekslerinde bir kuvvetlenme gelirse bu sefer biz bu 15 kapısını yarar geçeriz. Şimdi haftalıklara baktığınız zaman haftalık grafiklere bakın. Daha önce de söyledim. Buradaki hareket paraboliklere kadar ve Bollinger üst bandı olan 16.70'lere kadar hala daha önü açık. Haftalıklarda gördüğünüz gibi buradaki yatay hareket yukarı doğru kendini döndürüyor ve yavaş 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 gidiyoruz. Şimdi bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta 3. 4. hafta bar burayı kırıp bir boy daha atacak mı? Yani burada şu seans içi çarta bakarsak şöyle yapalım. 14.85, 14.85 ve 14.90. Şu 14.90'ın artık üzerine taşınmaya başladıkça 15 kapısı yavaş yavaş aşınmaya başlar. 15 kapısı geçildiği anda da başka bir şeyler konuşmaya başlarız. Ha, bu ne oluyor? Şimdi biz her böyle gittiğimizde arkadaşlar, her böyle gittiğimizde KKM'deki para, KKKM, KK1, KK, KKM, ha. KKM'deki paradaki insanlar para kazanıyorlar. Haklı olarak fark alıyorlar. Ve bu fark da işte dediğim gibi biz ödeyeceğiz. Hazine ödeyecek, vatandaş ödeyecek, vergi ödeyeceğiz, para basacağız, enflasyon yükselecek. Yani iki ucu boklu değneğe devam. İnşallah şu süreci uzatmadan bir an önce
doğru bir hamle yaparlar. Yoksa bu işin sonu gerçekten çok büyük sıkıntıya doğru gidiyor. Bakın daha gelmedi, başlamadı. Ama çok sıkıntılı dönemler bizi gerçekten bekler. O yüzden hükümetin ve ekonomi kurmaylarının lafla, sözle, temenniyle, hamasetle değil, doğru adımlarla, doğru politikalarla, işi ehillerine vererek, kaliteli adamlara, gerçek ekonomistlere, yurt dışından buraya portföy getirebilecek, tekrar o güveni sağlayabilecek kişilere ekonomiyi emanet ederseniz, Türkiye'ye belki bu dönemi çok daha avantajlı hale bile getirebiliriz. Bir anda bu Türkiye'ye çok büyük bir para girişi de olabilir. İşte bakın Rusya ortalık karışıyor. Yani niçin Türkiye bu dönemden yararlanmasın? Bir doğru hamleye bakar. Bakın bir doğru hamleye. İşte o zaman bir anda dolar kurunu tekrardan 13'lü, 13-20'li seviyelerde görürüz. Dediğim gibi de bir anda borsada %30, %40'lık en az bir rally görürüz. Türk varlıklarda bir rahatlama görürüz. Yani boşu boşuna faiz arttırmanıza da gerek yok doları düşürmeniz için. Sadece doğru bir hamle yapmanız gerekiyor. Siz doğru bir hamle yapmadığınız için faiz arttırmak zorunda kalıyoruz. Yoksa kim ister memleketinde faiz artsın, yatırımcıya üstüne yük olsun? Ama şu andaki noktaya bakıyorsunuz. Açıklanan enflasyon %50, %60. Mevduat faizi %17 ya. Böyle bir komedi olabilir mi ya? Faizi indiriyorsunuz. Ya arkadaş bir tek inen mevduat faizi ya. Kredi faizleri tam tersine yükseliyor. Kredi faizinin düşmesi lazım. Mevduat faizinin değil ki. Sen mevduat faizini düşürdüğün kredi faizi yükseldiği zaman mevduattaki adam da dolara kaçıyor zaten. Veya ne yapıyor? KKM'ye geliyor. KKKM. KKM. Valla çok büyük sıkıntı. Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim arkadaşlar? Fikri olan varsa böyle bir hamle yaparlar mı? Ne yapmaları lazım diye. Valla merak ediyorum. Akıl veren olursa belki okurlar, görürler. Ama ben pek zannetmiyorum. Gene burnumuzun dikine gideceğiz. Ne zaman ki iş karışacak, son noktaya gelecek. Ondan sonra bakalım bir şapkadan bir tavşan çıkacak mı göreceğiz. Herkese iyi akşamlar.